Nuşirivan adaletiyle ünlü Pers hükümdarıdır. Fakat o da tahta geçtiği ilk yıllarda kendisinden öncekiler gibi zevk ve sefaya düşkün biriymiş. Ülkesiyle fazla ilgilenmiyormuş. Üstelik dediğim dedik bir hükümdar olan Nuşirivan'a kimse ses çıkaramıyormuş. Ülke perişan durumda olsa da kimse bunu Nuşirivan'a çıtlatamıyormuş bile. Dostlar, bu hikaye Nuşirivan'daki değişimin hikayesidir. Bir gün beraberinde veziri ve yakın adamları ile ava çıkmıştı. Yaban hayatı Nuşirivan'ın hoşuna gitmişti. Kuşlar ötüyor, tavşanlar çalılıkların arkalarına kaçıyordu. Atından inen Nuşirivan kuşların uzun uzun ötüşünü dinledi. Mest olmuştu. Vezirine sordu. Keşke kuşların ne söylediğini anlayabilseydik. Anlamadığımız halde dinlemekten bu denli haz aldığımıza göre kim bilir anlamları ne güzel sözler söylüyorlardır. Vezir bu durumu anlatmak istediklerini uygun bir dille iletmek için bir fırsat olarak gördü. Hükümdarım, aslında ben kuşların dilinden biraz anlarım. İsterseniz size onların ne söylediklerini çevirebilirim ama elçiye zeval olmamalı. Tamam, sen yeter ki çevir. Affınıza sığınarak kuşların ne söylediklerini anlatıyorum hükümdarım. Bu kuşların birisi diğerinin kızını oğluna istiyor. Öbürü de elbette kızımı sana veririm. Yalnız başlık parası olarak bir virane isterim diyor. Oğlanın babası ise halinden memnun vaziyette, hay hay, ne demek bir virane? Nuşirivan hükümdar olduğu müddetçe ben sana bir değil 10 virane veririm. Zaten her yer harap, yeter ki sen kızı oğluma ver diyor. İşte padişahın kuşların konuştukları bundan ibarettir diye anlatıyor vezir durumu Nuşirivan'a. O da vezirinin ne anlatmak istediğini anlamıştı. Ona kızmak yerine teşekkür etti. Sarayına döndükten sonra devlet yöneticiliğindeki bakış açısını değiştirdi ve kendisini ülkesinin imarına adadı. Medeniyetin ve gelişmenin temeli adalet olduğundan ülkesinde adalete önem verdi. Yıllar geçtikçe Pers ülkesi başka milletlerin hayran kalacağı derecede ihtişamlı hale gelmişti. Nuşirivan'ın eserleri zamanla yok oldu. Ama tesis ettiği adalet sayesinde ismi hala saygıyla anılmaktadır. Dostça kalın.